Baba koş, annem fenalaştı. Ne? Ne oldu anneme? Baba, hadi. Nesini beğenmedin Aliye? Canım ev. Bu evde çok iş var Ali Rıza Bey. Sen bize öyle bir anlattın ki. Ben de bakımlı köşkler gibi hayal ettim. Böyle değildi ki bu ev. Kiracı kötü kullanmış. Ağlama rica ederim. Hadi gel dolaşalım. O kadar mesele yapmaya gerek yok. Bir boya badana. Ha? Bir marangoz. Mükemmel olur değil mi Fikret? Hallolur tabii babacığım ama biraz masraf isteyecek. İstesin. Kendi evimiz değil mi? Canımızın istediğini yaparız. Emekli ikramiyesinden bir miktar çekerim yarın. Hemen girişiriz işe. Ha? Elektrikler yanmıyor. Sigorta kapalıdır. Sular da akmıyor baba. Vanadan açarım ben şimdi. Ağlama Aliye. Vallahi kızacağım ama. Şevket gelmeden yerleşiriz diyordum. Bu ev bir haftadan önce düzelmez ki. Düzelir hayatım, düzelir. Oğulcuğun da haftaya mis gibi bir eve gelir. Ha? Ev derlenip toplanana kadar eşyaları açmayalım bari. Olur. Ama akşam soframı tam isterim. Merak etme babacığım. Alışveriş yapmak lazım. Ben Ayşe'yi alıp gideyim çarşıya. Hem ayak altından da çekilmiş oluruz. Hayırlı uğurlu olsun komşu. Hoş geldiniz. Anneme bu sıcak merhaba o kadar iyi gelmişti ki hiç tanımadığı bu kadının omzunda neredeyse ağlayacaktı. Nehir Hanım ve kızı Sedef karşımızdaki evde oturuyorlardı. Hemen kaynaştık. Mesafeyi, protokolü seven babam bile onları kabulleniverdi. Kusura bakmayın, halimiz perişan. Ah, hiç üzülme kardeşim. Hepimiz bir ucundan tutarız. Her şey hallolur, merak etme sen. Sağ olun. Sanki bu lafı bekliyormuşuz gibi yorgunluğumuzu unuttuk, hafifledik. Kiracının ödemediği su, elektrik faturaları bile önemini kaybetti. Nehir Hanım eşini genç yaşta kaybetmiş. Sonra hiç evlenmemiş. Kızını terzilik yaparak okutup büyütmüş. Bir başına. Bir başıma tabii. Ne yapacaktım? Herkesin evinde kendine göre çorba kaynıyor. Aha. Allah kimselere muhtaç etmesin. Amin. Vallahi bravo. Ne yapacaksın hayatım? Annem haline bir kez daha şükretti. Bu sevecen, güçlü, prensipli kadına hepimiz saygı duyduk.